Herkese yeniden selamlar. Geçen hafta 13.4.5 beta sürümü geldiğinde hem şaşırmış hem de takip eden günlerde hızlıca küçük güncellemeler alabiliriz demiştik. Ve bugün o güncellemelerin ilkini telefonlara indirebiliyoruz. iOS 13.4.1 hiç beta olayına girmeden direkt olarak bugün destekleyen tüm cihazlara yüklenebilir durumda. Cihaz modeline göre 75 ile 95 MB arasında değişen boyutlara sahip bu güncellemenin küçük bir güncelleme olduğunu yineleyip yayınlanma amacına hemen bakalım. Sürüm notlarında da gördüğünüz gibi 13.4 yüklü bir cihazınız varsa ve FaceTime kullanıyorsanız iOS 9.3.6 ve öncesi sürümleri kullanan cihazlarla görüşme yapmamanıza sebep olan bir hatanın giderildiği bilgisini verelim hemen. Aynı sorun Mac bilgisayarlarda El Capitan sürümünde de mevcutmuş bu sorunlar ortadan kaldırılmış. Başka küçük bir hatada masa üstünde ayarlar menüsüne basılı tuttuğumuzda Buradan Bluetooth üzerine gittiğimizde Bluetooth menüsüne girmek yerine ya bizi tekrar masa üstüne atıyordu ya da genel ayarlar sekmesine gidiyordu. Bu sürümde bu hatanın da giderildiği bilgisi var. iPhone 11 serisi ve iPhone 6s Plus üzerinde modem yazılımında bir değişiklik yok. Şebeke ya da kablosuz ağlarda sorun yaşayıp beklenti içinde olanlar varsa güzel bir haber veremiyorum maalesef. iPhone 11 Pro Max üzerinde 1.05.28 olan modem yazılımı aynı şekilde duruyor iPhone 6s Plus üzerinde de modem yazılımındaki rakamda bir değişiklik yok. iPadOS üzerinde bunlara ek olarak kontrol merkezi üzerinden flash ışığını açmak istediğimizde ortaya çıkan ve ışığı açmaya engel olan bir hata da giderilmiş. iPad 11 Pro 2. nesilde yani şurada duran cihazda bunu ben birkaç kez tecrübe ettim. Cihaz henüz güncellemedim ama sorunun ortadan kalktığını varsayıyorum. VPN kullanımında ortaya çıkan ve kişisel bilgilerin gizliliğini tehlikeye atan bir hatadan bahsetmiştik. Bunun giderilip giderilmediği konusunda net bir bilgiye henüz ulaşamadım. Takip eden günlerde bilgi aldıkça paylaşacağım mutlaka sizinle. Evet iOS 13.4.5'e gelene kadar tahmin ediyorum her hafta bir güncelleme göreceğiz. Beta sürümleri gelmeden güncellemelerin kendilerine direkt olarak ulaşacağız. Evet bu çektiğim videoyu biraz sonra iPad Pro 11 üzerinde düzenleyip sizlerle paylaşmak üzere YouTube'a yükleyeceğim. Evinizde, aileniz ve sevdiklerinizle sağlıklı günler geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.